Çocuklar, ben Ezgi öğretmen. Bugün ikinci müzik dersimiz. Bugünkü konularımız artikülasyon ve nüans nedir? Doğru ses nasıl yapılır? Diyafram nefesimizi nasıl kullanırız? Daha güçlü, daha gür veya daha sakin, daha romantik, daha yumuşak sesimizi nasıl kullanırız diye konuşacağız. Hazırsanız önce günün şarkısıyla başlıyoruz. Günümüzün şarkısı... Tabii ki yağmurdan sonra ne olur gökyüzünde? Evet, gökkuşağı. Hazır mıyız? Son, iki, üç, dört. Ayarladığımız bazı sembollerle gösterilen ve şarkıları daha güzel ifade etmemize yarayan bir konu aslında. Mesela nüanslar nelerdir? 1. Forte. 'F' harfiyle gösterilir. Hemen yanına yazalım. Forte'yi F harfiyle gösteririz. Ve forte demek kuvvetli ses demektir. Hemen yazalım. İstersen sen de kendine not al. Forte kuvvetli demektir. İkinci nüansımız piyano. Sence ne demek? Evet, hafif. Piyano. Hemen yazalım. Piyano. Sen bir de piyano biliyorsun değil mi? O da bir enstrüman, tuşları var, beyaz ve siyah. Evet, bir enstrüman adı. Aslında o enstrümanın gerçek adı zaten forte piyanodur. Biz kısaltıp günümüze piyano olarak getirdik. Aslında enstrümanın adı forte piano. Yani yüksek ve hafif sesler çıkaran enstrüman demek istemişler çok eskiden. Biz şimdi ona piyano diyoruz. Forte ve piyano nüanslarımızdan iki tanesi. Piyano ne demekti çocuklar? Piyano da tabii ki tahmin ettiğin gibi P harfiyle gösterilir. Ve ne demektir? Hafif bir ses demektir. Hafif kuvvet. Hemen yazalım. Hafif kuvvetteki seslere piyano deriz. Bir deneyelim bakalım. Nasıl yapıyoruz? Forte bir ses çıkaralım. Aa! Şimdi aynı sesi piyano çıkaralım. Aa!
Yani aslında kalın ve ince gibi bir ses değil. Kalın ses nasıl olur? O. İnce ses. Bir daha kalın ses yapalım. O. İnce ses. Değil mi? Forte ve piyano yaptığımız zaman kuvvetli bir ses. A. Şimdi yani hafif. Aa. Peki mesela biraz önceki şarkının nakaratını önce forte söyleyelim. Bir yanı sarı, bir yanı mavi, ortada kırmızı, yanında yeşil. Şimdi piyano söyleyelim. Bir yanı sarı, bir yanı mavi, ortada kırmızı, yanında yeşil. Peki biz forte'den piyanoya, piyanodan da forte'ye geçiş yapabilir miyiz? Hiç şarkımızı durdurmadan. Yani nasıl duyulacak o zaman? Mesela piyanodan forte'ye gitmek için sesi hafiften kuvvetliye doğru götürmemiz gerekecek. Forte'den piyanoya gitmek için sesi kuvvetliden hafife doğru götürmemiz ve forte'den piyanoya gitmeye biz diminuendo deriz. Evet. Bu da kısaca şöyle yazılabilir. Diminuendo işareti de açık bir üçgenden kapalı bir üçgene doğru gitmek. Peki piyanodan forte'ye giderken hangi sembolü kullanıyoruz? Piyano kapalı olan tarafta değil mi? Forte üçgenin açık olan ağzı. O zaman onun da sembolü tam tersi. Ve buna da crescendo diyoruz. Kısaca böyle yazabiliriz. O zaman piyanodan forte'ye gitmek crescendo ve sembolü kapalıdan açık ağız üçgene, forte'den piyanoya gitmeye diminuendo diyoruz. O da açık ağız üçgenden kapalı olana gidiyor. Yani biz forte'ye gitmek için işaretimizi şöyle kullanıyoruz. Piyanoya söyleyelim. Crescendo. Hemen crescendo yapalım. Crescendo yapmak için hafif sesten başlayıp kuvvetli sese doğru gitmemiz gerek. Hadi deneyelim. Bir yanı sarı, bir yanı mavi, ortada kırmızı, yanında yeşil. Süper oldu. Şimdi şarkımızı kullanıp forte'den piyanoya gidelim. Bir yanı sarı, bir yanı mavi, ortada kırmızı, yanında yeşil. Süpersiniz. Forte kuvvetli, piyano hafif ses. Diminuendo forte'den piyanoya geçiş. Crescendo piyanodan forte'ye geçiş. Aferin. Peki güzel şarkı söylemek için başka neler lazım bize? Doğru bir oturuş lazım. Gövdemizi dik tutmamız lazım. Ve nefesi diyaframımıza almamız lazım. Konularımızdan biri de artikülasyon demiştik. Artikülasyon ne demek çocuklar? Harfleri ağzımızdan doğru ve anlaşılır bir şekilde çıkarmak demek. Yani merhaba derken o R harfini dikkatlice söylememiz lazım. Yutmadan. Eğer şöyle dersek merhaba. Merhaba. O zaman doğru ve anlaşılır olmaz değil mi? Ama merhaba dersek R harfini de güzelce söylemiş ve artikülasyonumuzu doğru kullanmış oluruz. Şimdi doğru nefes almak için şarkı söylerken üst tarafa yani ciğerlerimize değil diye omuzlarımızın şiştiği bir biçimde değil,
karnımızda yani diyaframımızı şişirdiğimiz bir biçimde nefes almamız gerekir. Deneyelim mi? Koy ellerini diyaframına. Süper. Bakalım nefes alınca karnımız şişiyor mu? Harika. Bir daha. Aferin. İşte bu diyafram nefesi. Diyafram nefesi alıp gövdeni dimdik tutarsan, boynunu dimdik tutarsan, yukarıda ya da aşağıda değil, olması gereken gibi normal, düz, sabit durursan, kendin dik, boynun dik, doğru nefes diyaframa. İşte şimdi nüanslarımızı da kullanarak muhteşem bir şarkı söyleyebiliriz. Hazır mıyız? Bakalım. Şarkımızın birinci tekrarını forte, ikinci tekrarını piyano söylüyoruz. Gökkuşağı şarkımız çok daha güzel oldu ve duygularımızı çok daha güzel bir biçimde karşıya aktardık, değil mi? Evet çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evde ve güvende kalın. Ben Ezgi Öğretmen. Hoşça kalın.